Evin genç delikanlı çalışan çocuğu gitmiş. Bu çocuklar gittiği için devlet de bunları yardım etmek zorunda kalmış. Ne gibi bir yardım bu? Bahçelerini imecinler, çiftlikler, anlamlı, altınlar, tarımsal sayesinde devam ediyor. Şöyle cevap verebilirim. Bu konuyu daha önce de çalışmıştık zaten. İkinci Dünya Savaşı'ndaki asker ailelerine yardım konusu çok önemli bir konu. Bu aslında devlet konusu. Bunu devlet ele almış. Şöyle ki, o zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 18 milyon. Uluslararası hukuku bir anlamda geliştirmiştir. Tabii ki onca katliamın sonunda. De bir yarışma programıydı televizyonda. O programı seyrederken yarışmacının verdiği cevap yanlış oldu. Dolayısıyla eşimle aramızda öyle bir tartışma diyebileceğimiz bir konu geçti. Ben kesinlikle okumaya karar verdim. Mesela benim sınıf arkadaşlarım, torunlarımın akranı, hocalarım, çocuklarımın yaşıtları. Dolayısıyla da acaba onlara uyum sağlayabilir miyim, sağlayamaz mıyım? Tam emin olamadım tabii ki de. O yüzden böyle karışık, karmaşık duygularda ama Allah'a şükürler olsun hepsinin hakkından geldik. Zorlandığım oldu çünkü sonuçta 66 yaşında bir insanım. Haliyle sağlık sorunlarım var. Evde işlerim, güçlerim var. Normal gençler gibi değilim. Sorumluluklarım onlardan daha fazla. Biraz zorlandım ama 5 sene daha okuyabilirdim mesela. Allah izin verirse, olabilirse yüksek lisans yapmayı çok isterim. Ama istemiyorum. İnsanlarla ilk önce evde paylaştım tabii ki de ama daha sonra okula giderken gördükleri zaman nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Nasıl yani? Hangi okula? Ya işte üniversiteye başladım. Oraya devam edeceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Senin kafan yerinde mi? Ya sen diplomayı ne yapacaksın? Senin diplomanın ne işine yarayacak? Sen bu saatten sonra ne? Ya yani okulu bitirince ne olacaksın? Gibi böyle bir şeyler yaşadım. Savaşlardan sonra çok taraflı diplomasinin de bir ayağı oluyor. Yani. İlk kayıt yaptırmaya geldiğimde Ergül teyzeyi gördüm. Daha tanımıyorum. Bu yaştaki bir insanın okumasına çok sevindim. Hatta çok takdir ettim. Hatta şeyle düşünmüşüm, keşke bizim sınıfta olsa diye ama bir de sınıfa geldim, Ergül teyze. Çok güzel bir duyguydu aslında. Birbirimize destek olduk. Ergül teyze anlamadığı konuları bana sordu. Benim anlamadığım noktalarda o yardımcı oldu.
aslında verimli bir alışveriş oldu ikimiz için de. Evet, ilham kaynağı oldu. Yani okumanın sadece belli bir yaşı olmadığını, her yaşta insanın bir şeyler öğretebileceğini öğretti bize. Tabii ki kurulmasıyla her köyde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948 yılında. 4 yıldır öğrencim Ergül Hanım. Kendisi ilk başta da çok motiveydi. Hatırlıyorum ilk geldiğinde sormuştum nasıl bir hikayesi var diye. Kendisi okumayı çok istemiş ama ne yazık ki imkanı olamamış. İşte erken yaşta evlilik, daha sonra 4 çocuk. Ama içindeki motivasyonu ölmemiş ve sonrasında 60'lı yaşlarında, hani insanların normalde emekli olduğu bir yaşta eğitim hayatına, üniversite hayatına başladı. Çok iyi performans gösterdi. Çok başarılı oldu. Derslerine çok ilgilendi. Derse de çok katkı koydu. Bizim için de güzel oldu. Böyle bir herkese ilham kaynağı oldu diyebilirim. Kendisi annemden daha büyük ama sınıfta da çok güzel uyum sağladı. Yani biz hiç hissetmedik açıkçası.